Tofaş çok sorulmuş. Hemen konuşalım. Şimdi Tofaş'ın ana hikayesi şu. Ee, Tofaş çok uzun zamandır rekabet kurulu tarafına takılmış durumda ama otomotivde son dönemde zaten güzel hareketler görüyoruz Doğuş otomatik çok uzun zamandır beklediğimiz o 330 hareketini yaptığı ee, Bence çok değerli bir hareket. Ee, orada da 360'lara doğru hareketin gene devamını bekleyebiliriz. Bunun üstünde konuşacağımız düşündüğüm şirketlerden biri Doğuş. Çünkü işler bozuluyor, bozuldu ha bozuldu falan derken Doğuş gene iyi rakamlarla devam ediyor. Burada bir sıkıntı olmuyor. Ee, şunu kanaat getirmek lazım arkadaşlar. Otomatik ya da belli sektörlerde çok gömüyoruz ama dinamikleri bazen belki de çok hassas değerlendiriyoruz, çok sert değerlendiriyoruz. Ee, örnek vermek gerekirse hani Ford'un ya da Türk traktörün yaptığı hareket orta özellikle Ford hakikaten e, ciddi bir e, varlık gösterdi. Ki Türk Traktör de 180'den beri çok ciddi bir hareket yapıyor. TOFAŞ bunların arasında gölgede kalan kağıtlardan biri oldu. Bu e, özellikle pandemi döneminde ihracat kalemini bir miktar daha alta çekmesinden kaynaklı. Ee, diğer tarafta baktığımız zaman TOFAŞ tarafındaki hareketlilikte işte 185'ten bekleyip başlayıp 310-312'lere doğru giden hareketin tekrar neredeyse 185'lere kadar geri boşaltılması hani e, ciddi anlamda yatırımcısını yıpratan süreçler oldu. Ben şöyle söyleyeyim kısa anlam kısa bir dönem içerisinde 280'lerin üstündeki kapanışlar teknik olarak teyit olacak ama ben Tofaş tarafında çok teknik bakmaktan yana değilim ben genelde kağıt beğendiğim kağıtlarda çok teknik bakmaktan yana değilim bir soru vardı zaten onu da gördüm hani hangi ortalamada alacağız ben çok öyle ortalamada alma değil e, eder fiyatıyla yani benim için bir şirketin gitmesi gereken fiyatla piyasa fiyatı arasındaki makas ne kadar açılsa ben o kadar toplamaktan yanayım. Örnek vermek gerekirse bilmiyorum sorularda var mı? Emlak konut ya da torunlardaki bu düşüşlerin alım fırsatı bir olduğunu düşünüyorum. Var. Onları da konuşalım şimdi. Bunların alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Aynı ülkerde olduğu gibi, aynı enerjisi olduğu gibi, aynı Türk Hava Yolları 270'lere geçen haftaki yayında konuştuğumuz gibi hani ben buralardan alırım dediğim gibi ben gene alırım yani o denklemde. eee Tofaş tarafından da ben 300'ün üstüne doğru bir hareketlilik gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de sorular içerisinde yoksa Galata de konuşmak isterim. Ee, o enerji da var. tarafında o da benim şahsi isteğim olsun. Ee, çünkü beklediğimden çok kötü bir bilanço var. Bir üzerinde konuşmamız lazım. Tamam. <laughs>